ekranlarından tekrardan hepinize merhabalar. Galatasaray bölümün ikinci partı ve artık son partımızda karşınızdayız. Melih hocamın ve Furkan hocamın yorumlarını dinlemiştik Galatasaray'la alakalı. Şimdi biraz da ben konuşmak istiyorum. Öncelikle ben ikinize göre bir tık daha radikal düşünüyorum bu konuyla alakalı. Görüşlerinize katılsam da. Melih önceki videonun yani kendi konuştuğu kısımda şundan bahsetti. Galatasaray taraftarının sonuna kadar haklı olduğunu ve her zaman en iyi hak ettiğini. Ben katılmıyorum buna. Biraz sert bir giriş oldu ama hani direkt açıkça düşüncemi söyleyeyim. Öncelikle sene başına gidersek Burak Elmas seçildiği zaman Fatih Terim'e 25 milyon euroluk bir oyuncu getirdi. Hani totalde işte Berkan olsun, Nelson geldi, onun dışında Morutan geldi, işte öbür Çikolao geldi falan filan. Toplamda bir 25 milyon euro para harcandı ki hani 25 milyon euro çok yüksek bir para. Hani ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş taraftarı totalde 25 milyon euro hiçbir sezon harcamamıştır. Son 10 senede falan 25 harcamıştır. Yani hani o kadar yüksek bir para. Bunun ne olduğunu farkına varmak lazım. Onun dışında sportif başarı olarak da şunu söyleyelim. Şimdi bu sene de Trabzon şampiyon. Bu sene de Trabzon şampiyon oldu. Galatasaray 3 senedir şampiyon olamıyor. Ve 3 senedir takım başına Fatih Terim var. Hani bu sezonu tamam şu an Torrent tamamlayacak ama zaten Fatih Terim gittiğinde 10 maçları üst üste kaybediyordu ki Galatasaray gibi bir takımda 10 maç üst üste kaybetmek inanılmaz yani olmayacak iş. Hani bundan dolayı ben burada neden Galatasaray taraftarı bunu hak etmiyor dedim. Çünkü bu kadar kötü bir gidiş varken biraz da liyakat olması lazım. Hani herkes diyor ki Fatih Terim şunları şunları kazandı ve kalması gerekiyordu. Kredisi vardı. Tamam 3 sene oldu zaten. Bu kredine bir 10 sene mi? Yani Galatasaray değil mi burası? İşte Galatasaray'da temel problem şu. Galatasaray taraftarından çok Fatih Terim sporlu dolu piyasada. Hani ben en iyi Galatasaray'ım diyen bile aslında Fatih Terim sporlu. Hani bu gerçekten farkına varmak lazım. Takımı Galatasaray, yani Fatih Terim'i takımdan yukarıda görüyorlar. Asla katılmıyorum ben buna. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Hani şimdi 3 sene sen şampiyon olamamışsın. Bu kadar paralar harcatmışsın ki Türkiye'de bunu Serdar Ali Çelikler de söylüyor. Ben de katılıyorum. Yani en çok istediği olan adam Fatih Terim'dir. Bu kadar her istediği transfer geliyor ya. Drogba geliyor, Snyder geliyor, yok Hacı geliyor bilmem ne yani. Bu kadar Jardel aslında Fatih Terim zamanında gelmedi ama düşün yani Jardel falan da geldi bu takıma. Bu kadar yıldız transferler geliyor Fatih Terim'e ve farkındaysanız bu da çok televizyonda söyledi. Her zaman kadrodan hiç memnun değildir. Ya bu kadar yıldızlar geliyor hep de kadroya laf etmek falan yani yazık güne. Tabii ki 8 şampiyonluk var. Yani açık ara en başarılı teknik direktör. Adam tek başına Trabzonspor'dan daha çok şampiyonluğu var. Hani bu kadar büyük bir başarı. Kendi başına 4. büyük. Ama hani düşündüğümüz zaman işte bu aslında kulübü bugün sıkıntılı yerlere getiren taraftardır. Taraftar partilerimi öyle bir yere koyuyor ki böyle kötü sonuçlar doğabiliyor. Yönetimi yediler. Ya bu adam ne yapsın? Ne istiyorsa aldı yani. Ve hani elini aslında ateşin altına soktu. Buyur hocam. %100 haklısın. %100 katılıyorum. İmzamı da çok net ve büyük şekilde atıyorum. Ki zaten ben de o sözü söylediğimde hani Galatasaray taraftarı bu konuda şu an en haklı, yanlış olmayan taraftar dediğimde zaten bunu söylerken hani o niyetle söylemek istememiştim. Yani işte taraftarın en başta anlatmak istediğim oydu. En büyük hatası zaten Fatih Terim'in bu yani bu kadar çok Fatih Terim sporlu olmalarıydı ve bir yerde daha üst görmeleriydi. Kör bağnaz bağlanmalarıydı. Demek istediğim şey benim orada aslında taraftarın bunu hak etmediği yani hiçbir kulübün hiçbir taraftarı böyle bir kötü sezon hak etmez ama bunu yapanlardan biri evet taraftar hani taraftar %100 haklı demem yanlış oldu öyle demek istememiştim dediklerine de %100 katılıyorum aynen de devam etmeni istiyorum. Ben de bir şey söyleyeceğim ben bu konuya katılmıyorum. Fatih Terim'in eline verilen 25 milyon euroyla Morutan, Çikaldao'nun alınabileceği ihtimalini ben vermiyorum. Bunu Fatih Terim'in bu adamları aldırdığını hala inanmıyorum ben yani. Ya Fatih Terim yani şöhretli oyuncu seven bir adam bir kere yani bu Drogba'ları, Snyder'leri yani kendisi tabii o zaman da sıkıntı çıkardı. Hani bu adamlara gerek yok falan dediği oldu. Ama ya şimdi Fatih Terim de ne bileyim yani bile bile lades yapacak bir adam da değil yani gidip Morutan seni şampiyon yapacağı belli. Sen neden o adamı aldırıyorsun? Yani ben bu konuda hala bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Vallahi ben devam edeyim. Şöyle yani tabii ki bunu nasıl teyit edebiliriz bilmiyorum ama ben Fatih Terim'in getirdiğini düşünüyorum bu Romanyalı transferlerine. Şundan dolayı çünkü kovulmak demeyelim de yani görevden ayrılması sonucu yaptığı her açıklamada biz bir yapılanmaya gittik. Ona rağmen bize zaman tanınmadı gibi söylemleri var. Yapılanmaya gidiyorsan hani
Başkan sana sormadan bitirmezsen ama ayrıca da şöyle bir şey var. Burak Elmas, hani doğru konuşalım. Hatta bu her zaman da Fatih Terim'in var olduğu bir Galatasaray takımında başkan hiçbir zaman güçlü değildir. Güçlü olamaz. Fatih Terim tüm gücü üzerinde toplar. Hani bundan dolayı Fatih Terim istemeden ona 10 milyon euroluk bir transfer falan yapamazsın yani. Böyle bir imkan yok ki, zaten kendisi de güçlü bir karakter değil. Hani Ünal Aysal falan yine Fatih Terim'e dişler ama Ünal Aysal en azından şey, yani Fatih Terim'den sonra görevine devam etti. Sonra gitse bile hani en azından o gücü vardı. İmzası vardı bazı dışarı, ki kendisi de büyük bir adam. Burak Elmas sanırım hani ticari anlamda o kadar, Ünal Aysal kadar hani milyar dolarlık bir adam değil. Ondan dolayı belki de bilmiyorum. Her neyse, bu konu önemli değil. Yani kısacası şeyi söyleyelim tabii ki. Şimdi ben bir Galatasaraylı arkadaşlarım bunu izlerse belki bana yanlış yorum yapabilirler. Hani işte Fatih Terim acısı ne bu falan filan, çok fazla negatif yorum yapıyorsun gibisinden. Ama hani ben Fatih Terim'in hakkını veriyorum. Gerçekten çok büyük bir hoca. Başarılı değil, göz ardı edilemez. Ama siz bana bu lafı söylerken aslında Galatasaray'ı küçültüyorsunuz. Bir hoca 3 sezon şampiyon olamayıp üstüne de 10 maç üst üste yenilmemek. Ya 10 maç üst üste yenilmek ne demek? Ya 10 maç üst üste Galatasaray yeniliyorsa o kişi kimse, Ali Sami Yen mi gider abi? Yapacak bir şey yok yani. Eğer diyorsanız ki biz başarı işte, hani hep şey denir Avrupa Fatih'i, işte Avrupa'ya açılan Türk kapısı falan filan. 10 maç üst üste yenilmek mi bu yani? Zaten sezonda 38 maç var yani. Neredeyse 4'te biri, 3'te biri komple arda arda yenilme serisi. Onun dışında kadro meselesine bir gireyim. En Oradan da başında sonra devam etmesi Furkan Hocam'a zaten vereyim. yanlıştı. Yani Fatih Terim'in devam etmesi zaten çok yanlıştı kaçan şampiyonluktan sonra. Tabii ki, tabii ki. Yani kendi yaşta çok dominant bir karakter. Kesinlikle taraftar üzerine inanılmaz bir etkisi var. Ya adam camiayı tek başına yönlendiriyor. Ve bu artık sıkıntıya yol açıyor. Çünkü normalde etkili kişi başkandır. Adam hizipleşiyor yani. Başkan yiyor. Farkındaysanız Fatih Terim her geldiğinde başkanla kavga ediyor. Ya 5 kere geldi. 5 kere de mi başkan haksızdı yani? Hep mi başkanlar suçlu ya? Ve Yani hep bunu da bir istediği de oturup oluyor. düşünmek lazım. Ya evet, ya bu kadar hissediyor olup da bu kadar da başkanlarla kavga edip, ve hani taraftar arkasında ya, kimse duramaz ona karşı. Bütün başkanları yedirir yani. İstiyorsa diyorum Ali Sami Yen gelsin, onu da yedirecek. Millet harbiden bak fıttırmış durumda. Bu konuda Galatasaray'ları biraz hükümete ve mantıklı düşünmeye davet ediyorum. Kadroya döneyim. Ben geçen video için kusura bakmayın lütfen, çok güldüm ve saçma hareketler yaptım. Lakin kadro konusu gerçekten bana çok komik geliyor. Hani ya buna gülüyorum yani, aslında düşünüyorum ya, orta sahada Taylan oynuyor. Bu çocuğu PR'ını yapıyorlar. 27 yaşında genç orta saha falan diye PR dönüyor ya. 27 yaşında genç orta saha mı olur? Dalga mı geçiyorsunuz? Yanında Berkan sıfır yetenek, sıfır. Yani tamam çok koşuyor, gerçekten koşan bir oyuncu. Hakkını verelim ama yani bu kadar mı yeteneksiz olur? Bir de bu adama 4 milyon euro verdiniz. Bunlar nasıl paralar ya? 4 milyon euro. Beşiktaş Rıdvan'ı 4'e satıyor şimdi. Ha bir de işin komiği, bu Rıdvan'ı milli takımda oynatmayıp Berkan'ı sol kanat beki, yani bambaşka yani, komple hatalı, baştan sona hatalı. Onun dışında stoper ve defans hattına bir şey demiyorum. Kalede de Muslera ve yine ki Penya gene ortalama ve orta iyi oynuyorlar yani. Hücum hattında sadece Kerem, bu kadar. Yani başka bir şey söylememe gerek yok. Kerem harici bir şey yok piyasada. Babel falan bitik. Gomis, yani Gomis'e de kızmıyorum çünkü çok yaşlanmış artık. Yani 38 yaşında bir adamın, ki bu maç 2 gol attı aslında. Yani ne yaparsa kârdır ya. Bu adam var ya, zaten devre arası geldi. 10 gol attı mesela, öp de başına koy. 38 yaşında çünkü. Ne bekliyorsun? Koşamıyor yani. Artık modern futbol 7 gol. Yani Allah bereket versin. Daha ligde bitmedi. Bence çok fit. Ya kısacası Galatasaray'ın kadrosu son yıllarda, yani son 10 senenin, zaten 10 sene öncesinde Galatasaray uçup kaçıyordu. Hadi diyeyim sana 15. 15 senede gördüğüm en kötü Galatasaray kadrosu. İnanılmaz kötü, inanılmaz. Ve bu Torrent'e çok büyük haksızlık yapıyor. Sırf Fatih Terim'in gölgesinde kaldı diye. Ya şunu söylemek lazım. Şimdi Fatih Terim gönderildi. Tamam, hatalı bir karardır. Eyvallah. Ama gitti artık yani. Şimdi bunun acısını Torrent'ten çıkartarak ne yaptınız? Yani siz bu adamı baştan sona kadar destekleseydiniz, ben eminim biraz da çok daha iyi olacaktı şu anki konumuna göre. Adama sıfır destek, oyunculara sıfır destek. Sadece sürekli sosyal medyada her yerde Fatih Terim, Fatih Terim. Fatih Terim bunları görüyor, bile bile yapıyor. Keyif alıyor zaten bunlardan. Yönetimi ibra ettirmiyor. Yani inanılmaz bir hizipleşme var. Bunun sorumlusu da tamamen taraftar. Yani hani bir kötü gün dostu olarak söylerim. Benim yakın arkadaşlarımın çoğunluğu Galatasaraylı. Hani beni yanlış anlamayacağınızı biliyorum. Siz bu adama bu yetkiyi verdiğiniz için bugün bu sıkıntıları yaşıyorsun. 3 sene şampiyon olamayacaksın. Evet.
artı 10 maç üstüne kazanamayacaksın. Babacım gidersin. Pep Guardiola da gider, Jose Mourinho da gider, Klopp da gider yani. Bu, eğer siz büyük bir kulüpseniz, eğer bu iddianız varsa, yoksa zaten tamam bir şey demiyorum. Küçük kulüpseniz kalabilir. Fatih hocanız kalsın yani küçük kulüpse. Ama büyük kulüpse gider. Ondan dolayı ya benim söyleyeceklerim kısacası bu kadar. Furkan hocam sözü sana vereyim. Melih hocam sözü var. Buyur tabii. Şey yani konuşmaların ana fikri tabii ki bence de direkt birinci sorumlu olarak, hatta bu birinci sorumluluk Burak yani yönetim ve Fatih Terim paylaşıyor da sadece Fatih Terim üzerine yaptım. O benim okuduğum Torrent'in açıklamaları ve Torrent hakkındaki düşünceleri ben çok merak ediyorum. İstiyorsanız tekrar da hani hatırlamıyorsanız da tekrardan Torrent'in basın toplantısındaki açıklamalarını hatırlatabilirim. Torrent hakkında nasıl bir düşüncedesiniz onu çok merak ediyorum. Kendim mi sadece böyle düşünüyorum? Ben hatırlıyorum senin söylediklerini. İstiyorsan yine bir çok kısa da videoyu izleyenler belki şey yapamayabilir. Hemen hızlıca. Şöyle demişti. Hemen. Heh. İlk önce bir oyunu eleştirdi. Oyunla ilgili, Sivasspor'la ilgili şey açıklamalar yaptı. Onlar biraz önemsiz ve biraz onlardan haksız olduğunu söyleyebilirim. Torrent son olarak kulübü nasıl mı bulduk? Tamamen bomboş haldeydi. Analist yok. Yangından mal kaçırır gibi. Bir anda 3 tane maçımız oldu. Oyuncular kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun. Gerçeği yaşamalıyız. Durum kötü. Dur demek gerekiyordu ve bunu başardık. Son bir ayda çalışmak çok zor. Kulüp durdu. Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde. Daha sonra ekliyor buna. Bunları şahsınıza söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bu şekilde çalışmak çok zor. İnanamazsınız. Birçok kulüpte bulundum. Üst seviye, küçük kulüpler. Bu bir bahane değil. Birçok zor durumda karşılaştık. Ama 90 dakika olması bile birçok maçta 45 dakika çok iyi oynadık. Yani büyük takım hocası 90 dakika değil de 45 dakika çoğu maç oynadık diyecek kadar aciz durumu düşmüş. Ve son olarak Fatih Terim sorusu soruluyor. Kulüp boştu derken Fatih Terim'i mi yoksa yönetimi mi kastediyorsunuz diye bir soru yöneltiyorlar Torrent'e. Torrent'te ki bence efsanevi bir açıklama ve çok önemli bir açıklama. Yani çok konuşulması gereken bir açıklama geliyor bana. Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Rakiplerle ilgili biz kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, programlar içinde yok, hiçbir şey yok. Akademiden 2 kişi getirdik, bu arkadaşlarla konuştuk. 9 günde 3 maça çıktık. Bilgisayarlar için kendimiz özel programlar almamız lazımdı. Bunlar her kulüpte olması gereken programlardır. Sonra çalışmaya başladık. Şu an 5-6 kilo vermiş oyuncularımız var. Takım ilk 3 maçta nasıl düşüşteydi biliyorsunuz. Sadece gerçekleri anlatıyorum. Kaybedebiliriz ama fiziken hazırız. Bu tarz şeylere alışık değilim. Hiçbir Avrupalı da alışık olamaz. Türkiye'de bir günde her şey değişir diyorlar. Bizim aklımız almıyor. Galatasaray'da olmaktan yorgun değilim. Galatasaray'da olmak benim için bir onur. Sosyal medyaya bakmıyorum ama insanlar gerçekleri bilmiyor. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktör var. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz. Bu takım bir şekilde devam etsin diye Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Ben Torrent Hoca'yı öncelikle tebrik ediyorum. Bu kadar yani ateşten gömlek giymiş resmen. Söylediği iddiaların üzerine yani bunu diyebiliriz. Yani gerçekten bir şey söylemekte zorlanıyorum. Çok saygı duydum adama. Bu adam şimdi Pep Guardiola'nın yardımcısıydı. Ne bileyim Bayern Münih'lerde, City'lerde, Barcelona'larda falan. O gördüğü sistemden sonra burası şaşırtmış açıkçası. Hani yok analiz ekibi yok, bilmem ne yok, sportif direktör falan bunlar şok. Yani Melih dediğine çok katılıyorum. Ben kesinlikle uzun süreler tartışılması lazım. Hani resmen ki özellikle medyada en çok kullanan takım Galatasaray'dır. Bu açıklamayı Beşiktaş'ın hocası yapsa zaten kıyamet kopar. Yani 3 ay yerden yere vururduk. Bakalım bu konuda konuşulması gerekiyor mu? Yani kollamayı bırakın. Hani artık bu bir takım tutmaktan, taraf tutmaktan ziyade hani ya Türk futbolunun da ne olduğunu bir yüzümüze çarpmış adam. Hani görün diyor bak Avrupa'da şu var, şu var, şu var. Sizde hiçbir şey yok diyor. Bunların da farkına varmak lazım. Ya ben adama çok saygı duydum açıkçası bu kadar. Ki bir de buralarda taraftar desteği falan yok. Yönetim ayrı. Yani çok üzüldüm ben açıkçası. Çok da söylemek istediğim bir şey yok. Sene sonu artık analiz videosu yaptığım zaman orada daha detaylı söylerim bunları. Ama hocaya Allah kolaylık versin. Ne diyeyim yani bu
bilmiyorum. Furkan hocam sözü sana vereyim, ben artık daha fazla konuşayım. Çok konuştum. Ya zaten torrentin getirilme süreci bayağı saçma bir şekilde oldu yani. Şimdi sen kulübün başkanı, yani kulübün başkanı olmak için bir adamın bacağına sarılıyor, affedersin. Ben başkan olmak istiyorum, seni ortaya atacağım. Sen beni başkan yapar mısın diye bir tane adamın bacağına sarılıyor başkan. Ondan sonra bir yerden sonra diyor ki ben seni istemiyorum, ben Torrent diye bir adam buldum. Bu adam işte Guardiola'nın yardımcısı, bu adam bilmem ne bilmem ne. Ben başına takımın başına ona getireceğim. Sen de istiyorsan sportif direktör olarak takıl diyor. Torrent'i koyuyorsun o ateşin içerisine, o kaosun içerisine. Zaten hani ya bir laf vardı, hani sen Fatih Terim'i gönderdikten sonra Florya'da dikilmiş ağaçları bile koparman lazım diye bir laf vardı. Hani bunu biri söylemiş şu an, kim olduğunu hatırlamıyorum ama yani Fatih Terim böyle bir güç. Oradan hani senin herhangi bir belge, dosya, herhangi bir şey bulma imkanın yok. Zaten öyle çok da bir şey yoktur yani, Torrent'in beklediği kadar büyük detaylı şeyler de yoktur. Üzerine Torrent'i getirdikten belli bir süre sonra gidiyorsun Luis Campos'la anlaşıyorsun. Başkanın danışmanı olacakmış. Bir de sportif direktör getiriyorsun. Bu sportif direktörün amacı zaten hani teknik direktördür, takımın işte oyuncularını bulmak değil mi zaten? Sen hoca getirdikten sonra neden girdi diye diyorsun, bunları getiriyorsun. Ya bu adamın Fatih Terim süreci sancı olmasa bile bu adama kesinlikle uygun bir çalışma ortamı verilmez. Bu adama çok büyük haksızlık yapıldı. Ya sen başkan gidiyor, teknik direktörü kendisi getiriyor, ardından sportif direktör getiriyor. Sportif direktör gelen teknik direktörü tanıyor mu tanımıyor mu belli değil. Adamın ne iş yaptığını bile bilmiyordur belki yani. Böyle saçma bir düzen, saçma bir şey Galatasaray'da olması gerçekten büyük rezillik. Ama şimdi Fatih Terim'in gönderilmesini siz kesinlikle doğru buluyorsunuz. Ben de kesinlikle o zaman doğru buluyordum ama şu an diyorum ki böyle bir rezillik yaşayacağına keşke Fatih Terim gönderilmeseydi. Yine küme düşmezdi. Bundan daha kötü olamazdı Galatasaray. Yine Barcelona'ya indirdi. Bundan daha kötü olabilir miydi Galatasaray Fatih Terim gitmesi? Bari bu kadar rezilliği yani medya yansıtmasaydınız, anladın mı? Burak Elmas çıksaydı deseydi kardeşim ben Fatih Terim'le geldim, Fatih Terim'le giderim, ne olacaksa öyle olsun, küme düşeceksek onda düşeceğiz kardeşim deseydi madem, bu şekilde devam etseydim. Senin bu yaptığın daha büyük saçmalık. Senin bu kadar ya Galatasaray gibi kulüp bu kadar kötü yönetmenin hiçbir şekilde açıklamasını yapamazsın yani. Yaptığın transferlerin rezilliği, yapamadığın transferlerin rezilliği, arada işte menajer payları, işte Romanya bağlantısı diyor, kim bilir Hacı ile ilgili bir sürü olay çıktı, bir sürü gazete haberi çıktı. Hiçbiri konuşulmadı. Bunlar çok büyük ithamlar. Bunlar konuşulması gereken şeyler. Ne olacak yani? Sen kulübü öyle bir yerde bıraktın ki başta bir tane adam var. Adam ne yaptığını bilmiyor. Kimse destek çıkmıyor. Adam parası veriliyor mu? Oyuncudan parası verilmiyor mu? Bunu kimle konuşacağını bilmiyor. Adam hani herhangi bir şey size kimden isteyeceğini bilmiyor. Orada bir sportif direktör var. Şu an görevde mi değil mi belli değil. Senin başkanın görevde mi değil mi belli değil. Adam hani yolda görseler çoğu kişi artık hani sen başkan mısın değil misin diye tanımayacak bir duruma geldi adam artık. Hani bu saçma işe adamı ortaya attılar ve adam inanılmaz bir mücadele veriyor. Yani gerçekten Türkiye'de bunu hiçbir Türk teknik direktör bu mücadeleyi vermez yani. Ben bundan da çok eminim. Adam hani en azından imzasının karşılığını vermeye çalışıyor. Bir şekilde hani takımı toparlamaya çalışıyor. Takım zaten çok kötü halde yani. Hala Babel'den bir umut bekliyor bu takım yani. Hala Gomis'ten bir umut bekliyor. Bu adamlar dede artık yani, anladınız mı? Bu adamlar futbolcu falan değil. Ya bugün Karagümrük'tür bilmem ne, Rize'de falan oynayacak adam değil bunlar yani. Ya bu adamlara hala takım bir şekilde ümit beslemek zorunda. Torrent bunları oynatmak zorunda. Yerine oyuncu yok. Bu adamı yani bir şekilde hala puan almaya çalışıyor. Mücadele etmeye çalışıyor. Oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Adam hani gideceğini kendisini de biliyor. En azından bazı şeylerde yardımcı olayım, bazı oyunculara hani destek olayım diye uğraşıyor. Kesinlikle hani yalnız adam Torrent, başka hiçbir şey demiyorum. Hani Allah kolaylık versin adama. Daha kötü bir süreç izlemedim hayatımda gerçekten. Hani Ali Koç'a çok sövdüm, çok sinirlendim. Yaptığı şeyleri çok eleştirdim. Yani çok netim bu konuda yani. Çok saçma transferler oldu, gönderdiği hocalar, getirdiği hocalar, bu konularda hani çok konuşurum. Ama hani bu kadar kötü duruma da düşürmedi yani. İnşallah da düşürmez, ne diyeyim. Arkasında durdu. Getirdiklerin arkasında durdu. Torrent'te öyle bir şey yok. Yani gerçekten adam ya çok şimdi, yalnız. Hataları var mı? %100 hataları var. Kesinlikle hataları var.
Galatasaray'a yakışıyor mu? Yakışmıyor mu? Gitmesi gerekiyor ama hiç kimse de destek vermedi abi adamı. Hiç kimse. Ahmet Nur Çebi çok destek verdi. Şeye de Abdullah Avcı'ya da Önder Karaveli, Evet. şu an Valerian İsmail'le Sergen Yalçın'a da adam istifa etti geri döndü. Evet. Fenerbahçe'de hakeza öyle. Ali Koç hep arkasında durdu ama ben Torrent'te hiç böyle bir görüntü görmedim. Taraftar dahil. Ve yani Ali Koç'un getirdiği en son teknik direktör Vitor Pereira arkadaşlar yani. Türk tarihinin en pahalı kadrosu belki de. Bu kadroyla hiçbir şey yapamamış. Büyük rezilliklere yol açmış bir adamı Fenerbahçe'nin başına geri getirdi. Hiç utanması yokmuş gibi geri getirdi. Ama Ali Koç çıktı, bazı şeyleri konuştu. Dedi ki arkadaşlar olacaksa ben bu adamla olacağını düşündüm. Planlamamız bu şekilde, bu adama destek verin dedim. Olmadı. Yapacak bir şey yok ama rezil durumda, bu durumda düşürmedi Ali Koç. Ya Furkan hocam, senin o söylediğin Florya'daki çiçekleri bile yolmak gerekiyor yorumuna çok katılıyorum. Gerçekten kim söylediyse çok mantıklı bir yorum yapmış. Takdir ediyorum yani. Ve diğer söylediğiniz hususta yani bu kadar kötü duruma düşünmemesi gerçekten bir, neredeyse acizlik söz konusu. Hani yakışmıyor böyle büyük bir takım için. Şey yorumuna gelecek olursak da hani demiştin ya Fatih Terim gitmeseydi daha kötü olamazdı. Zaten tek değişen şu yani Fatih Terim gitti ve mağdur edebiyatı, duyar kasma falan yaptı. Yani ne o oldu? Burak Elmas'ın başını yedi. Öbür türlü Burak Elmas'ı yemeseydi birazcık ben Galatasaray taraftarında bile Fatih Terim'e karşı artık bir irite olma seziyordum. Tam diyordum ki aha gerçekleri görecekler falan diyordum. Yok gene mağdur edebiyatı. Şimdi 40 sene daha bu adam şey gibi Mesih gibi gezecek ortalıkta gene onların gözünde. Yani neyse benim için sıkıntı yok. Ben zaten bu konularda hani şey kafasındayım daha böyle olsun da görsünler kafasındayım. Hani ekmek 20 lira olsun da bir hani o kasadayım ben. Ondan dolayı ben yorumlarımı belirttim. Benim yorumlarım bu şekilde. Sizin de eklemek Ege, istediğiniz bir şey varsa alayım. evdeki çerçevenin hakkını verdim bu videoya. Tabii. O çerçeveyi de gösteririz sonraki videoda. Şimdi ben Mersin'deyim. Sonraki videoda İstanbul'da olmuş olurum artık. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa Galatasaray bölümüyle alakalı alalım. Ben kapatalım. O Galatasaray'ın zaman... -3 averajı var ya yani. Konuşacak bir şey yok. Kalmadı zaten, her şeyi konuştuk. Kesinlikle O konuşacak daha bir zaman şey yok. Videomuzu burada noktalayalım. Ben tekrardan iki şey söylemek istiyorum. Birincisi önceki video için gerçekten kusuruma bakmayın. Yani isteyerek yaptığım bir şey olmadı. İkincisi de bunun için ayrıca video çekmemiz gerekiyor ama şampiyon Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bu sene onlar şampiyon oldular. 40 sene sonra şampiyonluk alkışı hak ettiler. Bu kadar. İki alkış yaptım. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'de buradan tebrik ediyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Hayırlı abi. akşamlar, görüşmek üzere.